Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu görmüş olduğunuz modelin yapımını paylaşacağım. Modelim gayet basit, çok hızlı ilerleyen bir model. Görmüş olduğunuz gibi altına lastik uyguladım. Üstüne de modelimizi uyguladım. Sadece 20 dakika içerisinde bu kadar ördüm. Gerçekten çok hızlı, çok güzel, keyifli ilerleyen bir model. Arkasını da bu şekilde gösterecek olursam arkası da böyle. Arkası da çok hoş görünüyor. Dilediğiniz yönünü kullanabilirsiniz. Arkası da kullanılabilecek bir boyutta ve model oldu. Bu şekilde hırkalara çok yakışacağını düşünüyorum. Önde tekrardan gösterecek olursam önde böyle. Şimdi bunun yapımına geçelim arkadaşlar. Ben şişime 21 ilmek attım. Bu modelimiz üç e, tekli sayılarda kuruluyor yani çift sayı bir tane de tek fazladan ilmek atın e, ne başlıyorsanız ona göre e, yaparsınız Ben şimdi buraya 21 tane ilmek attım ve bir, bir sıra ters ördüm Evet öncelikle arkadaşlar İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Siz lastik uygulayıp üstüne bu modeli uygulayın. Lastik siz nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben lastik uygulayarak ördüm. Bir sırada şu, şu an ters ördüm geldim demiştim. Şimdi bir, bir tane ilmeğimizi örmeden aldık. Bir sonraki ilmeğimizi arkadaşlar ters örüyoruz. Bu şekilde. Bir tane ters ördük. Bir de arkadaşlar iki tane ilmeğimizin arasına giriyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde çıkartmadan öndeki ilmeğimizin arasına da giriyoruz. Onu da örüyoruz. Ve ikisini bir çıkartıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Tekrardan göstereyim. İki tane ilmeğimin arasına kesecekmiş gibi giriyorum. Bu şekilde bir tane ilmek çıkarttık ve öndeki buradaki ilmeğimin arasına da giriyorum buradan da bir tane çıkartarak bırakıyorum örgümü ve bir tane ters örüyorum tekrardan göstereyim yavaş yavaş anlaşılır şekilde göstermek istiyorum ikisinin arasına girdim bir tane örüyorum bir tane de önden alarak örgümü bitiriyorum arkadaşlar. Ve bir tane de ters örüyorum. Bu şekilde tekrardan yapalım. İkisinin arasına girelim. Çıkartmadan öndeki ilmeğimizden de alıyoruz ve çıkarıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bu şekilde girelim bir yöndekini de alarak çıkartıyoruz bir tane de ters örüyoruz arkadaşlar tekrardan arasından giriyoruz öndeki ilmeğimizden de bir tane alıyoruz ve ikisini bir çıkarıyoruz bir tane ters örüyoruz bu ilmeğimizi de düzerek kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi arka sırasına geçtik. Örgümüzün arka kısmındayız. Arka kısmında ise örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Arkada arkadaşlar bu ilmeğimiz düz geldi. Önde bu ilmeğimizi ters örmüştük. Ters ördüğümüz ilmeklerimizi önde düz. Önde iki ilmeğimizi hatırlıyorsanız arasından geçirerek de model oluşturmuştuk. Onları düz örmüştük. Arka sıramızda da bunları ters örüyoruz. Bunlar ters. O düz bir tane ters olduğu öndeki bir tane tersi de burada arka sırada düz örüyoruz. İki tane de öndeki düzleri de ters örüyoruz. Bir tane düz, iki tane ters. Bir tane düz, iki tane ters. Bir tane düz, iki tane ters. Tane düz, iki tane ters. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani gelişik güzel aslında. Hani ne görüyorsak onu örüyoruz. Bir tane düz, sonuncusu da düz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan ön kısma geldik. Modelimiz de hafiften kendini belli etmeye başladı. Tekrardan ön kısmını da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın hemen burada ters ilmeğim geldi. Ters ilmekle başladığımız için bunu ters ördüm ve yine iki tane düz ilmeğim geldi. İkisinin arasından giriyorum aynı şekilde. Örecekmiş gibi çıkarıyorum. Hepsini çıkartmadan tekrardan öndekine girerek, öndeki ilmeğimin içine girerek örgümü çıkarıyorum ve bir tane ters örüyorum. Aynı şekilde arasına girdim. Yine öndeki ilmeğimin arasına da giriyorum. Şişimden çıkartmayarak iki tane ilmek çıkarttım ve şişimden çıkarttım tekrardan örgümü ördükten sonra yine ters örgümü ördüm yine arasına giriyoruz ikisinin arasına örecekmiş gibi bir tane çıkarıyoruz bir tane de öndeki ilmeğimizden örerek ters örgümüzü tamamlıyoruz tekrardan birkaç sıra yapalım Arkadaşlar ikisinin arasına giriyorum iki ilmeğin arasına bir sefer örüyorum bu şekilde bir tane de öndeki ilmeğimizin örüp çıkarıyoruz ve bir tane ters aynı şekilde giriyoruz önden bir tane ve çıkıp ters örüyoruz yine giriyoruz önden bir tane çıkartıp ters örüyoruz son ilmeğimizi de düz örerek örgümüzü bitiriyoruz. Arka sırasını da tekrardan gösterecek olursam hemen onu da göstereyim. Aynı şekilde arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ee, arkada arkadaşlar yine düzle başlıyoruz. Düz. iki tane ters. Bir tane düz. iki tane ters. Yani gelişigüzel Ne görüyorsak onu öreceğiz demiştim. Aynı şekilde ne görüyorsak onu. Ön tarafta hangi işlemi uyguluyorsak arkada da o işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Önde düz olan arkada ters. En arkada e, düz olan da önde ters. Mantık bu. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Son iki ilmeğimi de düz alıp örgümü arkası kısmına bitirdim. Şimdi tekrardan ön kısımdayım. Bu şekilde. Sizler için ben hızlıca biraz birkaç sıra daha öreyim. Zaten burada belli oluyor. Ama ben bir de bu renkle biraz daha örüp göstereyim. Evet arkadaşlar ben biraz büyüttüm geldim. Pembe rengimizde de görüntüsü bu şekilde. Ben orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 4 numaralı şişle ördüm. Siz dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Bu örgümüz Bebek yeleklerine, bayan yeleklerine, hırkalara, süveterlere, bebek battaniyelerine her şeye uyabilecek bir model. Dediğim gibi çok güzel ve çok zevkli bir yapımı var. Çok hızlı ilerleyen bir model. Sizi kesinlikle yoracağını düşünmüyorum. Bununla ilgili bir de bebek bebek yeleği paylaşımı yapacağım yakın bir zamanda. Bebek yeleği öreceğiz birlikte bu modelle istediğiniz gibi her türlü her şeye uydurabileceğiniz bir model. Ben yakadan başlamalı bir bebek yeleği ile başladım ve çok güzel ilerliyor. Çok çahane duruyor. Siz de istediğiniz her türlü alanda kullanabilirsiniz. Hırkalarda çok yakışacağını düşünüyorum. Arkasını da gösterecek olursam arkamızda bu şekilde oldu. Tekrardan büyük örgümüzü de göstereyim. Bu şekilde çok hoş, çok şık duruyor. Gerçekten istediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. Arkasını tekrardan göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da beğendiğinizi belli etmeyi de unutmayın. Eğer ki soracak sorularınız varsa bunları da yorumda belirtirseniz sizlere yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.